2 üzeri x küçüktür 25 ifadesinin x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmaktadır. Tane tane inceleyelim. 2 üzeri 1 diyebiliriz. 2'dir. 25'ten küçüktür. Doğrudur. Fakat 1 en büyük değer midir? Hayır. 2 üzeri 2 yaparsak 4 küçüktür 25. Bu da doğrudur. Fakat 2 daha büyük değer bulabiliriz. 2 üzeri 3'e bakalım. 8 küçüktür 25. Daha büyük değer bulabilir miyiz 3'ten? 2 üzeri 4 16. Bu da 25'ten küçük. 4 de şu anda 4 en doğru cevabımız. 2 üzeri 5'e de bakalım. 2 üzeri 5 32'dir. 25'ten küçük değildir. Bunu alamıyoruz. En büyük değerimiz demek ki x için 4'müş. A şıkkı. X, y, z sıralaması şekildeki gibi verilmiş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Öncelikle şunu ifade edelim. Değer vererek çözebilirsiniz. Yani eksi 1, 1, 2 ifadelerini vererek çözebilirsiniz. Biz normal matematiksel bir çözüm yapacağız. A şıkkından başlıyorum. X ile y arasındaki ilişki x küçüktür y. A şıkkında ikisine de z eklenirse bir şey değişmeyecektir. Küçüklük ifadesinde bir değişiklik olmayacaktır. A doğrudur. Cevabımız değil. Yanlış arıyoruz. B'ye bakalım. Y ile z arasında. Y ile z arasındaki ilişki y küçüktür z. İkisine de x eklenmiş B şıkkında. Küçüklük ifadesi değişmeyecek. Daima doğrudur. B de doğru. Y z arasındaki ifade küçüklük ifadesi bu şekilde. Eğer her ikisini x'e bölersek ki x bakınız negatif bir sayıdır. Negatif bir sayıya bölersek işaret ya şekil değiştirecektir. Küçüktür ifadesi büyüktür olacaktır. Aynı şekilde D şıkkında da doğru olarak ifade edilmiş. D de doğru. E'ye baktığımızda Y küçüktür Z. İkisi de pozitif ifade. Karesini alırsak küçüklük ifadesi değişmeyecek. E de doğru. C'ye geldi. Y ile Z arasındaki ifadeyi bir daha yazalım. Y küçüktür Z. Her ikisini x ile çarparsak ki x burada negatif bir ifadedir. Negatif bir ifadeyle çarparsak işaret değiştirir, şekil değiştirir, büyüktür olacaktır. Küçüktür hala küçüktür olarak duruyor. O zaman C şıkkı yanlıştır. Cevabımız C. X küçüktür y veriliyor. Buna göre 1, 2, 3'ten hangileri her zaman doğrudur? X küçüktür y'ye her iki tarafa da y eklersek x artı y küçüktür 2y olur. Daima bir doğrudur. 2'ye bakalım. X küçüktür y. İkisini de z sayısıyla çarparsak z'nin işaretini bilmiyoruz. Artı mı eksi mi? Artı ise küçüklük durur. Eksi ise küçüklük şekil değiştirecektir. Büyük olacaktır. Bundan dolayı bir şey söyleyemeyiz. 2'yi alamadık. Aynı şekilde x küçüktür y. 1 bölü x 1 bölü y şeklinde yazdığımızda x y'ler pozitifse küçüktür durur. Eğer x y'ler negatif sayıysa küçüktür değil büyüktür ifadesi olacaktır. X y'nin işareti bilinmediği için 3 de her zaman için doğrudur diyemeyiz. Sadece bir ifadesi her zaman doğrudur. A şıkkı. X y'nin kendi arasındaki sıralaması verilmiş. İkisi de sıfırdan büyük sayılar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Pratik yolla gidelim. İkisi de pozitif olduğuna göre aynı işlemler yapılırsa küçüklük ifadesi korunur. Görmüş olduğunuz gibi D şıkkında ikisinin de karesi alınmıştır. Aynı işlemler. O zaman D her zaman doğrudur. Küçüklük de korunmuştur. X ve Y'nin aralıkları verilmiş. İşaretlerine bakalım. X her zaman için pozitif, Y de negatif bir sayıdır. Bize daima yanlış olan sorulmaktadır. A şıkkını inceleyelim. Pozitifin karesi pozitiftir. Negatifle çarpılırsa negatif olur. Sıfırdan küçüktür. Doğru. A'yı almıyorum. Doğru olduğu için biz yanlışa bakıyoruz. X ile Y arasındaki ifadeler artı eksi. Hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmediğim için kesinlikle sıfırdan küçüktür veya büyüktür ifadesi kullanamıyorum. Ama daima yanlışı aradığım için B'yi de alamadım. X ifadesi artıdır. Y ifadesi eksidir. 2 ile genişlettiğinizde zaten büyüklük daima sağlanacaktır X tarafından. Daima doğru. C'yi de almıyorum. X ve Y'nin artı ve eksinin kareleri. Eksinin karesini alırsam artı olacak. Artı artı toplarsak yine sıfırdan büyük bir ifade elde ettik. Bu da daima doğru. D'yi de almadım. X artı E şıkkında. Y eksi. Eksinin karesi artı olacaktır. Artı artı çarpılırsa kesinlikle sıfırdan büyük bir değer elde edilir. Bize sıfırdan küçük olarak demiş. Daima yanlıştır. E şıkkı.